Evet sevgili seyircilerimiz, öncelikle hepinize selamun aleyküm. Neredeyiz? Akit TV ekranlarındayız. Her pazar olduğu gibi Ersin Konar ile, sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar ile Gurbetçilerin Emekliliği adlı programda canlı yayında siz yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin sorularını canlı yayında birebir cevaplamak için ekranlarınızın karşısındayız. Öncelikle telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum canlı yayına bize bağlanmanız için. Sadece bu program yurt dışındaki gurbetçiler için. Öncelikle onu hatırlatmak istiyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerin Türkiye'deki emeklilikleriyle ilgili program. Normalde Türkiye'deki vatandaşlarımız için yapılacak hiçbir şey olmadığı için, yani günleri dolduğunda emeklilik şartları direkt yerine geldiğinde, sosyal güvenliğe normal şekilde dilekçelerini verdiğinde emeklilik işlemleri olacağı için bu programımızı sadece yurt dışındaki gurbetçilerimizin Türkiye'deki emekliliği için hazırladık ve sizin karşınızdayız. Telefon numaralarımızı ekranda görüyorsunuz. WhatsApp üzerinden sadece sorularınızı yazıyorsunuz. 0506 689 9130'dan direktmen sorularınızı birebir yazarsanız sorularınızı, yurt dışındaki gurbetçilerinizin sorularını canlı yayında cevaplamaya çalışacağız. Bize canlı yayında ulaşmak için 0312 431 33 35'ten bize ulaşabilirsiniz diyorum. Eğer programda yetişmeyen olursa WhatsApp benim direkt cep numaram olur. Aynı zamanda yarın 1.30 itibariyle akşam 5 arası bütün sorularınızı canlı yayında direkt birebir bana da sorabilirsiniz diyorum. Nereden başlayalım? Geçen hafta dedik ki yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin çeşitli emeklilik fonksiyonları var. SSK üzerinden emekli olursa farklı olur. Bağkur üzerinden emekli olursa farklı olur. Hatta bununla ilgili televizyon kanallarına çıkıp 4000 lira, 5000 lira, 6000 lira, 7000 lira emekli maaşı bağlatacağını söyleyen sosyal güvenlik uzmanı dediğimiz arkadaşlara kesinlikle itibar etmeyin dedik. Aynı her haftadaki programımızda da bunları birebir söyleyeceğiz. Yurt dışı borçlanmasıyla SSK üzerinden en az meblağıyla en yüksek emeklilik şartlarınızın ne olduğunu, tabii bunlar herkesin durumuna göre değişiyor, bayana erkeğe göre değişiyor. Bize soracağınız zaman sorularınızı öncelikle şu cevaplarla karşımızda olmanızı ya da WhatsApp'tan bu şekilde yazmanızı, bay veya bayan olduğunuzu, kaç doğumlu olduğunuzu, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Kıbrıs, oraya ilk ikamet tarihinizi, orada ilk işe başlama tarihinizi, bayansanız bayanların ilk orada doğum yaptığı tarihi ve özellikle hangi ülkede bulunduğunuzu WhatsApp üzerinden bize birebir yazarsanız ben de sorularınıza tek tek cevap bulmaya çalışacağım. Öncelikle bir yandan siz sorularınızı yönlendirirken bizim de Türkiye için çok önemli bir KJ'miz var. Bu Türkiye'de asgari ücret, bakın asgari ücret deyince yurt dışındaki gurbetçileri de etkileyen bir olay. Asgari ücret 20 bin dolar olabilirdi Türkiye'de. Buradan giriş yapalım programımıza. Rejimize rica edelim, KJ'mizi ekrana koyarsa. Türkiye'de asgari ücret 20 bin dolar olabilirdi. Ekranda şu anda görebiliyorum ben. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda 1603 lira asgari ücret ve buna göre de emekli maaşları bağlanıyor. Hani bazı arkadaşlar programlara çıkıp da demin söylediğim gibi 6000 TL, 7000 TL emekli maaşı gurbetçiye diyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunun 20 bin dolar olamama sebebi ise, şimdi ona geleceğiz. 20 bin dolar Türk parasıyla TL ile aşağı yukarı şu anda net 80 bin TL yapıyor. Bakın bir insan bir ay çalışıp 80 bin TL aylığı olabilirdi bu ülkede. Ne yüzünden olamadı? Ben bunu da her programda zaten söylüyorum. Biliyorsunuz 35 yıldır bizim ülkemizin başına PKK denen bir bela var, illet var. Ben illet diyorum. Hakikaten de illet. 35 yıldır PKK ile milli savunmaya harcanan para Türkiye ekonomisine yol, su, köprü, elektrik olarak harcanmış olsaydı bugün ekran altında gördüğünüz rakam 20 bin dolar olabilirdi. Yani aşağı yukarı net 80 bin TL'yi bu PKK denen illet bizim çoluk çocuğumuzun kendi cebimizden alıp söküp getirdi. Bunu ne için söylemek istedim? Bugün bazı yerlerde terörist cenazesine gidiyorlar. Orada terörist cenazesine katılıyorlar. Arkasından da tencere tava çalanlar için söylüyorum.
Orada hem terörist cenazesine katılıyor, ondan sonra gidiyor. Asgari ücret 1603 lira diye isyan eden insanlar için söylüyorum. Türkiye'de 6.000 lira, 7.000 lira emekli maaşı olması için, hatta 7.000 lira, 20.000 dolar asgari ücret olduğunu düşünürsek, emekli maaşlarının nereden baksanız 30-35.000 dolar olabilirdi. Yani eğer PKK denen illetle uğraşmasaydık. Hatta bununla ilgili net bir örnek vermek istiyorum. Hani biz bu konuya yoğunluğumuz olduğu için. Afrin operasyonunda biliyorsunuz bir mağaranın içinde F-16'mız gitti. Orada tek nokta atışıyla oradaki terörist yuvasındaki cephaneliği patlattı. Mutlaka onu mutlaka biliyorsunuz hepiniz. Orada atılan bombanın maliyeti, o bir tane bomba atıldı. 500 bin dolar olduğunu biliyor muydunuz? Öncelikle onu sorayım. 500 bin dolar yaklaşık 2 trilyon eski parayla, yeni parayla 2 milyon TL yapar. Ve bu bütçe sizin, bizim cebimizden çıkıyor. Onun için buradan terör örgütlerine destek verenlerin, oy verenlerin ülkesinde, vatanına, çoluk çocuğuna ihanet ettiğini, bu şekilde 1603 TL'ye ülkeyi mahkum ettiğini de söylemek isterim ve programımıza dönelim. Kesinlikle ve kesinlikle demin de söyledim, yurt dışı borçlanmasıyla 6.000 lira, 7.000 lira emekli maaşımız yok. Bizim alacağımız en yüksek maaş 1800-1900 TL'dir. Borçlanmamızın yaklaşık 100 bin lira, 120 bin lira ve aşağı yukarı 77 bin lira borçlanma yaptığımızda ödeyeceğimiz rakamlarla, 70-77 bin lira gibi bir rakamlarla ödeyip de alabileceğimiz en yüksek emekli maaşı 1800-1900 liradır. Elbette bunun iki katını, üç katına borçlanma yapmak mümkün. Ama gurbetçimizin Avrupa'da sineğin yağını çıkarttığı bir dönemde, Almanya'nın gurbetçinin sahiplenmediği bir dönemde, gurbetçinin iki misli, üç misli, yani 100 bin lirayı 200 bin liraya katlaması 150 TL taş çatlasa emekli maaşında 200 TL fark ettirecek. Ben 18 yıldır bu işin içindeyim. Yaklaşık 35 bine yakın gurbetçinin emeklilik işlemini bitirdik bugüne kadar. Ama bugüne kadar iki katını bile kimseye ödetmedim. Çünkü 100 bin TL'nin üzerine 200 bin TL ödemek maaşınızı 200 TL arttırır. Bu da mantıklı değil. 100 bin TL ödeyip borçlanma usulünde yapılırsa 1800-1900 TL almanız mümkün. Tabii biz burada konuştuğumuzu ispatlamak için yükümlüyüz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben firmam olarak her emekli ettiğimi canlı yayında birebir internet sayfalarında yayınlarım. Bunlardan da bu haftaki emeklilerimizden Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Kıbrıs aynı yasayla emekli ettiğimiz için iki tane VTR seçtim. Bunlar da birebir vatandaşlarımızın emekli maaşını çektikten sonraki veya işlerini teslim ettikten sonraki süreci anlattıkları, aldıkları maaşı anlattıkları VTR'lerimiz. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs emeklimiz. Bir numaralı VTR'yi arkadaşlar görüntüye verirse ondan sonra bu ailenin emeklilik şartlarını ne şartlarla yaptığımızı anlatacağım. Almanya, Fransa, Hollanda, Kıbrıs aynı yasayla emekli oluyor. Bir numaralı VTR'yi görüntüye alırsak sevinirim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Neredeyiz? Erdem Danışmanlık'tayız. Kim var? Kıbrıs'tan 1,5 ay önce emeklilik işlemlerini firmamıza teslim eden Mehmet Gök amcam. Hanımı Nevin Gök ablamın emeklilik işlemlerini firmamıza teslim etmişti. Ocak ayında borçlanmasını yatırdık ve bugün emekli maaşını çektiler. Normalde ödemeleri gereken para 156 bin TL idi. Biz 68 bin 250 TL'ye düşürdük. Emekli maaşını da 1000 liradan 1825 liraya çıkarttık. Aylığını da az önce çektiler. Keyif kahvesi içtik. Şimdi çay içiyoruz. Dönelim. Kısaca onların da görüşlerini soralım. Mehmet amca, Nevin abla hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Emekli oldunuz. Evet. Bizim Kıbrıs Ada TV'deki programımızdan bize ulaştınız. Evet. Yengemin emekli maaşını 1,5 ay içinde bitirdik, bağlattık. Maaşını da bugün çekti. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Nevin abla, 156 bin lira ödemen gerekiyordu. Evet. Biz bunu 68 bin 250 TL'ye düşürdük. Evet. Sana dediğim sürede emeklilik işlemini bitirdin mi? Tabii ki. Memnun musun? Tabii. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne, Mehmet abi, senin bana keçi eti sözün var. Haftaya gelince söyleyeceğim. Ben sana keçiler. Keçi keseceksin inşallah. Keseceğim, yedireceğim, bitireceğim.
Kıbrıs'tan Türkiye'ye yollayacağım seni. Ben Mehmet amcamın Nevin ablanın emeklilik işlemini alırken söz vermişti amcam. Evet. Sen gelmeden haber ver, ben sana keçi keseceğim diyor. Onun için takılıyorum kendisine. Mehmet abim de bugün 6. aydaki zamdan etkilenmemek için emeklilik işlemini firmamıza teslim etti. Hadi tavsiyen olur mu? Söylemek istediğim bir şey, programda da yayınlayacağım. Bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kişiler ve yurt dışında bulunan arkadaşlarım hep gelsin, konulardan şaşmasınlar. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, nereden olursa olsun hepsi Erkin Bey'den şaşmasın. Erkin Ersin Bey'e güvendiğiniz son olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sonsuz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ersin Bey'in yapmayacak olduğu bir şey yoktur. Yapmayacak olduğu bir şey yoktur değil. Yapamayacağım bir şeye işe almam. Hiçbir şey almaz. Hepsini evvelallah yapar. Evvelallah sonra Ersin Bey. Nevin abla memnun musun? Evet, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese tavsiye ederiz. Çok teşekkür ederiz Erdem Danışmanlığı seçtiğiniz için. Biz Bildiğiniz gibi bizim için Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Kıbrıs aynı yasayla emekli oluyor. Biraz sonra Avusturya'dan bir BTR'miz var. Onu da yayınlayacağız. Akit TV ekranlarında ana haberlerde yayınladığımız Ersin yurt dışı borçlanmasının Türkiye'de kaldırılacağı haberini yayınlayacağız. Bu arada telefonlar çalmaya başladı. WhatsApp'tan tek tek sorular geliyor. Öncelikle bu normal arama yapmıyorsunuz. Çünkü canlı yayına telefondan bağlayamıyorum. WhatsApp üzerinden birebir sadece yurt dışındaki gurbetçilerin sorularını cevaplıyoruz. Evet, hemen bir sorumuz gelmiş buradan. Saygılar, Almanya 49. 65 doğumluyum, Türk vatandaşıyım. Almanya'da muhtemelen malum emekli. Türkiye'de bankaların emekliliğe kredi verdiği doğru mudur? İşte bu da bir sorumuz. Şimdi öncelikle beyefendi ne kadar borçlanma yatıracak? Bunları ayrıyeten hesaplamamız gerekecek. SSK üzerinden olursa ne kadar? Bağkur üzerinden olursa ne kadar? Emekli maaşın ne kadar? Bunlar ayrı bir sorular. Tabii bize her türlü ulaşırsa cevaplayacağız. Şimdi Türkiye'de emeklilik işlemleri almak için bazı firmalar bankaların buna kredi verdiğini, yurt dışı borçlanmaya kredi verdiğini söylüyor. Televizyon programlarında kesinlikle yurt dışı borçlanma olarak kredi çekemezsiniz. Ama Türkiye'de daireniz vardır. Dairenizi götürürsünüz bankaya, gösterirsiniz. Üzerine bir de sizden memur kefil isterler ya da bir kefil isterler. Ancak öyle kredi çekebilirsiniz. Ve bu krediler içinde şahıslara ihtiyacınız yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani aracılara ihtiyacınız yok kredi olayıyla ilgili. Ama Kıbrıs'ın en güzel özelliği Ziraat Bankası. Kıbrıs'ta, bakın Kıbrıs'ta gurbetçimiz Almanya, Fransa'daki, Hollanda'daki gurbetçimize göre daha şanslı. Kıbrıs'taki gurbetçimiz Ziraat Bankası'ndan deminki Mehmet amcamgil. Normalde yaşlarından dolayı onlar da krediyle emekli oldular ama sadece Kıbrıs'taki Ziraat Bankası yurt dışı borçlanmayla gurbetçilerimize kredi veriyor. O şekilde emekli olabiliyorlar. Başka türlü emekli olma şansları yok. Krediyle Türkiye'de normalde gidip yurt dışı borçlanma, yani çıkabilecek şu formla, öncelikle formu göstereyim. Canlı yayında telefonumuz varmış. Bağlayalım. Alo. İyi günler efendim. İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyorum? Ziyettin Demir Bey efendim. Nurettin. Alo. Efendim, duyuyorum ben sizi. Rejimde rica edelim. İçeri sesi biraz yükseltirsek. İsminiz neydi? Bir daha alabilir miyim efendim? Alo. Efendim. Efendim, televizyonunuzun sesini kısın. İkimiz telefonda konuşalım, olur mu? Böyle daha sağlıklı olacak. İsminizi bir daha alabilir miyim? Ziyettin Demir. Nurettin Demir. Nereden arıyorsunuz? Ziyettin Demir. Ziyettin Demir. Evet. Hollanda. Evet. Ziyettin abi, kusura bakma, ben sesi alamadım. Hoş geldin yayınımıza. Tamam, teşekkür ederim. Nasılsın Ziyettin abi? İyi, siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ziyettin abi de benim Hollanda'dan yaklaşık 2015'te emekli ettim. 2017 miydi yengeyi emekli ettiğimiz? Ziyettin Bey. Evet. Alo, duyabiliyor musunuz Ziyettin abi? Evet. Ersin'e bağlandı mı? Evet, şu an canlı yayındasın. Benimle konuşuyorsun, evet. Abi.
Evet. Ersin Bey'e şunu soracaktım da yani şimdi Hollanda'da aynı Ersin Bey'in anlattığı gibi yani bazıları dolanıyorlar işte size şöyle aylık bağladınız, böyle aylık bağladınız. Ersin Koner de orada güzel güzel anlattı ya. Ersin Koner, Ersin Bey bunlara bir cevap verebilir mi acaba? Ziyaddin abi, seni de ben, yengeyi de ben emekli ettim. Firmamız emekli etti. Doğru mudur abiciğim? Efendim, evet. Peki, ne kadar sürede senin emeklilik işlemini yaptık? Yengenin emeklilik işlemini ne kadar sürede yaptık? Valla, ben Ersin Bey, benim emeklilik işlerimi aşağı yukarı bir ay sürmedi yani. Bir ay içinde. Ve normalde yengem, aha, normalde yengem ödemesi gereken... Hanımın aşağı yukarı 15 günde hanımın sürdü sürmedi yani. Gelmedi, gitmesi, bankadan para çekmemiz hepsi... Kısa bir sürdü yani. Evet. Peki yenge ne kadar maaş alıyor şu anda? Şu anda yengen 1700 küsur lira alıyor. Ben 1950 lira falan alıyorum. Ne kadar alıyor yenge bir daha söyler misin abi? 1700 küsur alıyor. 1725 abi. 1700 küsur lira emekli aylığı var. Buradan en azından işimizi düzgün yaptığımızı söyleyebilirsin sanırım. O maksatla aradın. Doğru mu abi? Ben diyorum ki yani Ersin Konal'dan ayrılmasın. Ersin Konal'dan ayrılmayın. Ersin Konal'ın Ankara'da bir ofisi var. Ersin Konal her zaman emekli yaptığı vatandaşları canlı yayında televizyonda anlatıyor. Teşekkür ederim Ziyaddin abi. Peki böyle bu... Böyle anlatıyor yani. Bir bu... başkaları çıkıp da emekli yaptığını anlatamıyorlar yani. Maalesef. Bunlar üzerinde. Bizim milletimiz biraz bilgisiz yani. Hani şöyle inanıyorlar, çabuk inanıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Buradan telefonla arama yapanlara normal aramaya cevap veremiyoruz. WhatsApp üzerinden yazarsanız sorularınızı birebir cevaplayabiliriz. Ziyaddin abi söylemek istediğim başka bir şey. Bu arada ben de inşallah Allah'tan bir keder gelmezse ayın 8'iyle 13'ü arasında Hollanda'dayım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum ya, görüşürüz. İnşallah orada da görüşürüz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm diyorum. Size iyi yayınlar dilerim. Mersin Konar güzel güzel anlattı ya. Vatandaşlara da bugün söyledim bütün cevabıdakiler. Dinleyin dedim. Ben çok teşekkür ederim Ziyaddin abi. Ellerinden öpüyorum. Selamun aleyküm. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ziyaddin abiye teşekkür ediyoruz. Programımıza katılıp bize onur verdiği için. Şimdi nerede kalmıştık? Sorularımız gelmeye devam ediyor. Almanya, Fransa, Hollanda. Cevaplayamadıklarım yarın 1.30'da tekrar bana yazarsa tek tek sorularını cevaplayacağım. Az önce bir vatandaşımız dedi ki normal aramaya cevap veremiyorum, kimse alınmasın. WhatsApp üzerinden soruları cevaplıyoruz. Fransa'dan bir sorumuz var. 64 doğumluymuş. 33 Fransa. Erkek sigortalı. 1987 D sigorta girişim. Türkiye'de mi onu da belirtmemiş. 96'da Fransa'ya gelmiş. Demek ki 87'de Türkiye'de çalışması var. 96'da Fransa'ya gitmiş. 96'dan bu yana çalışıyor. Hemen abinin hesabını yapalım. Şimdi SSK üzerinden olduğunuz zaman emeklilik şartlarınız 25 yıllık süreniz 15 yıla veya 10 yıla düşüyor. Yani ödeyeceğiniz meblağ 200 bin TL'den 100 bin TL'ye ve yaşınıza göre 120 bin TL'ye ve 77 bin TL'ye kadar düşebiliyor. Eğer beyefendi ben 65 yaşına kadar Fransa'da çalışacağım derse maaşı 1700-1800 lira arasına getiririz, yükselmeye devam eder. Ödeyeceği rakamı Fransa'daki beyefendi için söylüyorum. Aşağı yukarı 77 bin TL'ye düşürebiliriz. Yaşı da 60'a sabitleriz. Fransa'da çalıştığı sürece bu aylığı alamayacağı için bu daha sağlıklı. Tabii borçlanma usulünde yapılırsa maaşınız 1800 TL civarı olacak. Normal aramalara cevap veremiyorum. Meşgule atıyorum, lütfen normal arama yapmayın. Ve sadece yurt dışındaki gurbetçilerin emekliliği için bu programı yapıyoruz. Emekli değilseniz sorunuza cevap veremem. Bu sefer üzülürsünüz, yanlış anlaşılırım. O duruma düşmemek için tekrar aynı soruları söylüyorum. Evet, aynı şeyleri söylüyoruz. Fransa bize dönerse gerekli emeklilik şartlarında 6. aydaki zamdan etkilenmemek kaydıyla yerine getirebiliriz. 6. ayda zam var. Gurbetçimiz
6. aydaki zamdan etkilenmemek için ve 2019'a kadar yurt dışı borçlanması kaldırılacağı biraz sonra zaten geçen haftaki programımızda da söyledik. Biraz sonra da söyleyeceğiz, izleteceğiz. Bütün televizyon kanallarında yapılıyor bu haber. Borçlanma kaldırılmadan emeklilik şartlarınızı yerine getirin. Çünkü bir gurbetçi olarak 100.000 TL, 77.000 TL ve aşağı yukarı 120.000 TL ödeyip telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Alalım telefonumuzu. Alo. Alo. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum? İyi akşamlar. Ben Zeynep. Almanya'dan arıyorum. Rejimize rica edelim. Azıcık daha sesi içeri yükseltelim. İsminizi bir daha alabilir miyim? Efendim? Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. İsminizi alabilir miyim efendim? İsmim Zeynep. Zeynep Hanım. Soy isminiz nedir? Soy ismim burada beyimin soy ismini şey yapmadım. Alman vatandaşıyım. Tamam. Almanya vatandaşına 99'da geçtim. Şöyle yapalım. Ben sorayım siz cevap verin Zeynep Hanım. O daha sağlıklı olur. Efendim? Kaç doğumlusunuz? Ben sorayım siz cevap verin efendim. Tamam. 49 doğumluyum. 49 doğumlusun. Ne güzel. Yani 68 evet. Yaşındasın. Doğru mu? 68, 69 işte neyse. Allah uzun ömür versin. Ne zaman gittin Almanya'ya? Efendim? Almanya'ya ne zaman gittiniz efendim? 70'te gittim. 70'te gittin. İlk işe başlama tarihini söyler misin? Almanya'da. İlk işe başladım 72'nin 11. ayın 26'sında başladım. Çok güzel. Almanya'da ilk doğum yaptığınız? 3 tane doğum yaptım. Tamam. Almanya'da 60'ta mı emekli oldunuz, 65'te mi? 60'ta oldum mu? Rahatsızlığımdan dolayı erken emekli yaptılar. Çok güzel. Şimdi mavi kart demişken ben sizden bu işle ilgili bu işi yaptığını söyleyenler mavi kart dediğim zaman hemen mavi kartta geçen süreler, yani Zeynep Hanım için örnek vereyim. Zeynep Hanım'ı ben evet. emekli ederim. Ödeyeceği parayı 15 yıllık süreden 10 yıla düşürürüm, maaşını 1800 liraya çıkartırım ve 1,5 ay içinde Hollanda'daki Ziyaettin Bey gibi emekli maaşı alabilirsin. 77 bin TL ile emekli olursun. Ama bazı gurbetçimizin mavi karttaki süresi TC vatandaşlığı yetmediği için mavi karttaki süresini televizyon kanallarında mahkeme kararıyla ya da şu şekilde alırım diyen insanlara da itibar etmeyin. Bakın bu çok önemli. Mavi kart nedir? Evet. Zeynep Hanım zaten biliyor, yurt dışında şu an izleyen binlerce gurbetçimiz var. WhatsApp'ta geçen hafta 200'e yakın soru vardı. Hala da gurbetçilerimiz bu soruları soruyor. Maalesef sizler televizyon karşısında bizlerin iki dudağı arasındaki şeyleri dinliyorsunuz. Bu işin uzmanı olduğumuz için. Mavi kart ne demek? Mavi kart demek o ülkenin tamamen vatandaşı olmanız demek. Tamamen o ülkenin vatandaşı olmanız demek. Ve mavi karta geçtikten sonraki süreyi Türkiye'de oy bile kullanamazsınız. Doğru mu Zeynep Hanım? Kullanamayayım oy. Doğru. Yani mavi karta geçtikten sonra benim deyimimle tam Hans ve Helga oluyorsunuz. Kimlik olarak. Anlıyor musunuz benim söylediğimi? Evet. Ve bazı televizyon kanallarında mavi karttaki süre için dava açarız, kazanılırız, o süreyi alırız diyen insanlara da itibar etmeyin. Mavi karttan önceki süresi yetenler emekli olabilir ama mavi karttan süresi yetmeyenler mavi kart için kesinlikle bu tip insanlara inanmasınlar. Zeynep Hanım, sizi 3600 güne düşürürüz. Eğer 6. aydan önce müracaat edebilirsek, 6. aydaki zamdan etkilenmemek kaydıyla ödemeniz gereken normalde 126 bin TL, bunu 77 bin TL'ye düşürürüz. Duyabiliyor musunuz? Maaşınız da 1800 TL olur. Benim %80 bir şeyim var, potentim var. Mahallen emeklisin. Mahallen emeklisin ama senin mahalliyetin bitti artık Almanya'da. Niye? 60 yaşında artık senin emekli aylığının ismi yaşlılık aylığı oldu. Anlıyor musunuz? Siz evet. şu anda Almanya'da mahallen emekli değilsiniz. Siz yaşlılık aylığı alıyorsunuz. Artık yaşınız geçti. Yani siz 50'de 55'te mahallen emekli olmuşsunuzdur ama 65 yaşına geldiğinizde artık emekliliğiniz yaşlılık aylığına dönmüştür. Zeynep Hanım, 3600 günle 77 bin lirayla 1800 lira aylık alırsınız. Ve 6. aydan önce müracaat etmek kaydıyla. Tamam. Beyim yok benim. Babam vefat etti. Onu alabilir
miyim onun yaylığını? Hayır. Bakın siz Almanya'da kendi maaşınızı alıyorsunuz ve geliriniz var. Geliri olan kız çocuğu babadan Türkiye'de aylık alamaz. Kanunen yasak. Tamam, onu bir sormak istedim. Efendim 77 bin lira Türkiye için, yanlış anlamayın benim söylediğimi. Bir Türkiye'de daire 400-500 bin TL para verip 500 lira kira alamazsınız. Ama bu 6'da 1 rakamıyla 3,5 daire kirası demektir. 1800 TL. Gurbetçimiz için emsal olsun diye söylüyorum. Yurt dışı borçlanmayla emeklilik kaldırılmadan bir an önce emeklilik şartlarınızı yerine getirelim diyorum. Tamam. Oldu. Zeynep Hanım, düşünürseniz Zeynep Hanım olarak kaydettiğimi söylersiniz ki hatırlayın. Tamam mı? Oldu. Hadi hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sanırım reklama gideceğiz ama reklama gitmeden önce bir VTR'miz var. Yurt dışı borçlaması Türkiye'de kaldırılabilir diye reklama gidene kadar önce o yayınlansın. Ondan sonra reklamlarımızdan sonra da burada sorularınızı birebir cevaplamaya devam edelim. Siz WhatsApp üzerinden sorularınızı yazmaya devam edin. Rejimize rica edelim. Akit TV ana haberde yayınlanan yurt dışı borçlanmasının kaldırılabileceği haberimizi yayınlasınlar. 1970. Sosyal güvenlik uzmanları 2019 yılında yurt dışı borçlanmasının kaldırılabileceğini belirtiyor. Yurt dışı borçlanması Türkiye'de kaldırılabilir. Bu riske girmeyin. Beklenen yasa yurt dışında yaşayan gurbetçileri yakından ilgilendiriyor. Yurt dışı borçlanma Türkiye'de bütün gurbetçiler için geçerli. Ve şu anda 6 milyona yakın gurbetçimiz Türkiye'den yurt dışı borçlanmayla emekli maaşı alıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar 2015 ve 2019 yılları arasındaki borçlanmanın kaldırılabileceğine dikkat çekti. 2015'te 2019 yılı arasında yurt dışı borçlanmasının Türkiye'de kaldırılması gündeme getirildi. Ve şu anda 2019'a kadar yurt dışı borçlanmasının kaldırılacağı söyleniyor. Konar, gurbetçilerin olası bir mağduriyet yaşamaması için bir an önce emeklilik başvurusunda bulunması gerektiğine dikkat çekti. Borçlanma kaldırılsa bile onlar şartların yerine getirildiği için bu yasada mağdur olmasınlar. Borçlanma kaldırılmadan bir an önce gurbetçilerimiz emeklilik işlemlerini yapmalarını buradan tavsiye ediyoruz. Evet, programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ersin Konar ben, sosyal güvenlik uzmanı. WhatsApp üzerinden telefonla sadece sorularınızı bize sorarsanız birebir emeklilik şartlarınızı hesaplayacağım. Şu anda WhatsApp'ta 200'e yakın soru gelmiş. Sorularımızın bir tanesi az önce banka kredisiyle emekli olabilir miyim diyen değerli Almanya'daki gurbetçimizi yazmış ama devamını getirmiş, ilginç olduğu için okumak istiyorum. Biz yurt dışı borçlanma talebinde bulunduk demiş, beyefendi ismini belirtmemiş. Türkiye'de sigortalı gitti, bir hafta çalıştı eşim demiş. Fiili olarak çalıştıysa sıkıntı yok. Çünkü Türkiye genelinde bütün sigortalar tek tek inceleniyor, onu da söyleyeyim. Bakın, Ankara'dan gelen borçlanma günü 6400 gün olarak hesaplanmış. 6400 gün. Şimdi dönelim, 6400 günlük borçlanmayla gerek var mı beyefendi için, hanımefendi için ve ne kadar zarar olacak? Hem onu hesaplayalım. 21.65 6. aya kadarki rakamımız. 6400 günlük borçlanma göndermiş, sosyal güvenlik 138 bin küsurat yapar. Ama 65 doğumlu hanımefendi 18'e bastığı tarih özür dilerim. 67 doğumluymuş, 67 doğumlu. 6400 değil, 67'ye göre 84'e göre 5000 günle emekli ederiz. Yani 138 bin lira yatıracağı yere bunu bozup yeniden yaparsak aşağı yukarı 108 bin liraya düşürürüz. Önemli olan onun borçlanmadaki yılların seçilmesi. Eğer yıllar seçilirse bu maaş 1800-1900 TL'ye kadar çıkacak. Lütfen rica ediyorum, normal arama yapmayın. WhatsApp üzerinden yazın, sorularınızı tek tek cevaplamaya çalışıyorum.
Eğer bize yarın saat 1:30'da beyefendi dönerse ben yardımcı olacağım bu konuyla ilgili. Ama kesinlikle bu şekilde borçlanmanızı yatırmayın. Yatırırsanız hem maaşınız 1400-1500 TL'de kalacak. Çünkü ne kadar çok borçlanırsanız emekli maaşınız o kadar çok düşüyor. Tam düşündüğünüzün tam tersi yani Türkiye'de. Lütfen normal arama yapmayın. Tekrar söylüyorum. Beyefendi dönüş yaparsa ben şartlarını hesaplayacağım diyorum. Hemen dönelim, sorularımıza devam edelim. Evet, sorularımız gelmeye devam ediyor. Bu arada bir emeklimizi daha açıklayalım. Bir emeklimiz, iki oğlu ve YTR'miz, Avusturya'dan bir gurbetçimiz, akrabaların vasıtasıyla, benim emekli ettiğim akrabaların vasıtasıyla evraklarını bize yolladı. Hiç tanışmadan emeklilik işlemleri bitirdik. 12. ayda maaşını çekti. Ama bize 3 ay sonra ziyarete geldi Avusturya'dan. Hiç tanışmadığımız VTR'mizi hazırlayalım. Telefonumuza cevap verelim. Ondan sonra onu yayınlayalım. Alo. Alo. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kiminle görüşüyorum? Ramazan Bayındır. Ramazan Bayındır. Ramazan Bey, nereden arıyorsunuz? Abi ben de şu anda Kocaeli Gebze Çayırova'dan arıyorum. Yurt dışı mı? Hangi ülke? Efendim? Hangi ülkede gurbetçisiniz herhalde? Evet. Tamam, hangi ülke? Belçika. Belçika. Çok güzel. Çift 0-32 diyorsun yani. Doğru mu? Efendim? Çift 0-32 kodunuz. Doğru mu efendim? Evet, evet. Ramazan Bey, rica ediyorum televizyon sesini kısın, telefonda konuşalım. Televizyondan tamam, dinlemeyin. Tamam efendim. Ramazan Bey, kendi emekliniz mi efendim? Net alamıyorum ama. Kendi emekliliğiniz için mi soruyorsunuz? Evet, kendim evet. Ramazan, soy isminiz nedir efendim? Bayındır. 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 Memleket nerede Ramazan abi? Konya. Konyalısın, çok güzel. Belçika dedin. Kaç doğumlusun abi? 1962. 62, yani 56 yaşındasın. Türkiye'de çalışman var mı abi? 1981 girişim. Kaç gün var abi? 272 günüm var. Çok güzel. Oradan. Ondan sonra 96'da gittim Belçika. 2203 günüm de Belçika'da çıktı. 2203. 1996'da gittin. 2200 gün diyelim. Belçika'da var. Ondan sonra emekli mi oldun? Burada çalışıyorum Türkiye'de. Hala sigortalıyım. Ha, döndün. Döndün mü abi? Efendim? Döndün mü Türkiye'ye? Döndüm. Yani şu anda daha oturumu öldürmedim yani. Şu an resmi çalışıyorum zaten burada. Tamam. Ne zaman döndün Türkiye'ye? 3 sene oldu. Tamam. 2015. 3 senedir çalışıyor musun abi? Evet evet çalışıyorum. Tamam abi, yapacağımız en güzel şey senin süren yetmeyecek, 60 yaşını garantileyeceğiz. 3600 tamamlayıp. Tamam mı abiciğim? 3600 olmuyor mu? 3600'den 60 yaşını garantileyeceğiz. 81'i senin 81'e göre 5000 güne ihtiyacın var. Anladın mı abiciğim? Anladım. Peki bu yurt dışı ödemesini yaparsan olmuyor mu şu anda? Abi günün 5000 küsur olması lazım. Sen 3 yılda 1000 günün var burada. 2200'de Belçika'da var. 2200'de Belçika'da var. 3300. 200 günde burada mantıklı değil abi. Fazla ödemenin bir anlamı yok. Ben seni 3600'e tamamlarım. O daha sağlıklı. Çünkü senin 2,5-3 yıl açığın kalacak. Sen 2,5 yıl 3 yıl çalıştın mı zaten 60'ı bulacaksın. Ne gerek var? 56 yaşındasın. Evet, bana tamam. Söylediler, ben kağıtları verdim. Şu an zaten önümde 1700 gün eksiğim var dediler. Evet, hangisi için 1700 gün? 3600 gün için mi? Hayır, 5075. Ya 3600'ü yaptım. Mantıklı da değil zaten abi. Gün. Mantıklı da değil. Tamam. Peki. Teşekkür Peki. ederim, Allah'a emanet olun. İyi günler. Evet arkadaşlar, WhatsApp'tan soruların içinde normal emeklilik de, Türkiye'den normal emeklilik de soruluyor ve arama yapılıyor. Ya bu şekilde hiç kimseye faydamız olmaz. Sizden ricam, sadece yurt dışındaki gurbetçilerin emekliliği için soruları cevaplıyoruz. Lütfen aynı numara ısrarla arıyor, 6540, lütfen aramayın. Normal aramaya açamıyoruz telefonu. Rejimize rica edelim. Bir yandan sorulara bakacağım ben. Rejimiz 2 numaralı VTR. Telefonumuz mu var? Tamam, telefonumuzu alalım. Bağlayalım. Alo.
Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Sanırım hat düştü. Evet. Hatta mı? Teşekkür ediyorum. Konuşun. Alo. Efendim. Merhabalar Ersin ben. Merhaba ben Necat Keskin. Nereden arıyorsunuz efendim? Ben Ankara'dan arıyorum. Keçiören'den. Nereden Keçiören'den arıyorsunuz? Yurt dışı mı efendim? Gurbetçi misiniz? Gurbetçi sanıyorum. Ben kendim de adam vatandaşıyım da. Şu şekilde sizden bir ricam olacak. Benim gelin buradan bir hafta 10 gün falan çalıştı. Tamam. 90 doğumlu yurt dışında kalıyor Türk vatandaşı. Bunun sigortasına yatırma imkanımız olabilir mi dedim bir sizden sorayım. Yurt dışında hanımefendi yurt dışında mı? Almanya'da mı? Nerede? Ben anlayamadım. Almanya'da. Almanya'da. Ne zamandır Almanya'dasınız efendim? 8 sene falan oldu Türk vatandaşı. Sonra 8-9 senedir Almanya'da. 8-9 senedir Almanya'da. 2000'den sonra mı gitti yenge? Anlayamadım, bir daha söyler misin? 2000 yılından sonra mı gitti yenge Almanya'ya? Evet. Abi hesap yapılması lazım. Şöyle yapalım, Ankara'dasın nasılsa. Ben de Ankara'dayım. Evet. Tamam. Yarın beni arayın. Bir acı kahve, birkaç soru, bir acı kahvemi için birkaç soru sorayım. Yüz yüze görüşürüz. Olmaz mı? Aynı bu numarayı mı arayın? Aynı bu numarayı arayabilirsiniz. Yarın için elemanlarım size randevu verir. Tamam mı efendim? Ne zaman arayayım? Saat kaç? Yarın sabah 10'da arayın. Almanya'dan misafirlerim var. 1.30'da terminim var. Ama tamam. Mutlaka 2'de 3'te bir randevu verirler kızlar size. Termin verirler. Tamam mı? Oldu. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Evet, normal aramada ısrar ediyor vatandaşlarımız. WhatsApp aramalarında ısrar ediyor. Açamıyoruz. 2 numaralı VTR'yi öncelikle onu bir yayınlayalım. Rejimize rica edelim. O VTR'den sonra sorularımıza cevap vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Neredeyiz? Erdem Danışmanlık'tayız. Selamun aleyküm diyelim herkese. Haymana Karagedikli. Abbas Doğan abim 12. ayda hiç görmedik, hiç tanışmadık. Oğlu vasıtasıyla emeklilik işlemlerini bize teslim etti. 12. ayda emekli ettik, maaşını çekti. Ama demiş ki ben demiş toprağımla bir tanışayım madem beni emekli etti. Evet. Gideyim bir kahvesini içeyim demiş. Bakın hiç görmeden emekli ettim. 12. ayda maaşını çekti ve şu an o Erdem Danışmanlık'ta 3 ay sonra teşekkür etmeye geldi. Bir dönelim abimin düşüncelerini alalım bakalım. Abbas abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hiç seni görmeden emekli ettik. Doğru mu abi? Doğrudur. Oğlum vasıtasıyla. Sanırım bir akrabandan mı emekli ettik biz? Bir akrabam derken. Kime emekli ettik? Hacı Temur. Hacı Temur. Avusturya'dan. Ha, onun vasıtasıyla siz bize geldiniz. Tabii. Memnun musunuz bizden? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok memnunum. Çok memnunsun. Ben çok teşekkür ederim Erdem Danışmanlığı seçtiğiniz Allah için. Buradan Avusturya'daki gurbetçilerimize de selamımız olsun. Söz verdiğimiz sürede bitirdik mi işini? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ettim, Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, Avusturya'dan amcamızı hiç tanımadan emekli ettik. Ondan sonra 3 ay sonra geldi. Erdem Danışmanlığı kahvesini içti. Emekli oldu. Hala WhatsApp aramaları, lütfen arama yapmayın WhatsApp'tan. Canlı yayına bağlantı yapamıyorum telefondan. Sizden ricam, WhatsApp üzerinden yazarsanız sorularınızı cevaplayayım. Ya da program bittikten sonra normal şekilde arayın ya da WhatsApp'tan arayın, cevaplayayım. Normal emeklilik için lütfen sorularınızı ve aramanızı yapmayın. Buyurun, alo. Alo. Alo, buyurun. Alo, merhaba. Merhabalar, buyurun. Ben Haydar Kayan. Efendim, siz neyin? Nereden arıyorum? Nereden arıyorsunuz? Esmiyat'a. Azıcık sesi içeri verebilir miyiz? Rejimize rica edelim. Duyabiliyor musunuz beni efendim? Evet, duyuyorum. Hangi ülke demiştiniz? Ben 1990'da alo. Alman... Alo. Duyuyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Telefon sesini kısıtlamış.
Televizyonun sesini kısın, benimle telefonda görüşün. Kiminle görüşüyorum? Ha. Alo. Ha tamam, şimdi kıstım. Hatta alalım isterseniz arkadaşlar. Hatta alalım. Çünkü tekrar arasa bağlayalım. Normal Türkiye'deki vatandaşlarımız için yapabileceğimiz bir şey yok. Gurbetçilerimizin emekliliği bu. Rica ediyorum WhatsApp'tan soruların birkaçı normal emeklilik için soru soruyorlar. Bütün soruları cevaplamaya çalışıyorum ama programımız gurbetçiye has bir program. Rica ediyorum normal şekilde sorularınızı sormayın. Almanya'dan iyi günler, ben ve eşim. Yurt dışı borçlanmamızı yaptık, ödedik 2019'da. 2019'da eşim, ben 2020'de emekli olacağız. Bizi etkiler mi? Borçlanma yaptıysanız etkilemez. Ama borçlanma da bir formül var. O formül içinde yapılmadıysa maaşınız 1000 lirayla 1800 lira arasında gider gelir. Onu da ne zaman çözersiniz? Emekli maaşınız bağlandığında çözersiniz. Sizi etkileyen bir şey olmaz. Bu da gurbetçilerimize bir örnek olsun. Yurt dışı borçlanması kaldırılmadan şartlarınızı yerine getirin. 6. aydaki zamdan etkilenmeyin ve gerçekten işi bilen bir uzman tarafından emeklilik işlemleriniz yapılsın ki maaşınız iyi seviyede olsun diyorum ve diyorum ki sorularımıza devam ediyoruz. Evet. Hemen bakalım. Merhabalar, Alman vatandaşıyım. Şubat ayında emekli oldum. 7000 küsur günden ödedim. Ama maaşım 1501 TL. Bakın ne kadar önemli bir... Alman vatandaşıyım. Almanya'da ismini de yazmamış. Şubat ayında emekli oldum. Telefonumuzu bağlayalım. Bayan 7200 günle emekli olmuş, 1500 lira. Hanımefendi 5000 günle emekli olabilirdi. Maaşı da 1800 lira olabilirdi. İşi bilen bir uzman yapmış olsaydı. Hem 1800 günlük fazla borçlanma yaptı. Yani şu anki rakamla 40.000 TL fazla ödemiş oldu. Telefonumuz varmış. Onu da alalım içeri. Lütfen normal arama yapmayın. Alo. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben yurt dışından arıyorum, Belçika'dan. Belçika'dan arıyorsunuz. İsminiz nedir? Sırk Dalbaş. Hanımım için arıyorum. Yengemin ismi nedir abi? Güler Yılmaz. Güler Yılmaz. Belçika'dan arıyorsun. Evet. Evet, çok güzel. Güler Yılmaz. Ben kayıt alacağım ki hatırlayacağım. Kaç doğumlu ablam? 72. Güler Yılmaz. 70? 2. Tamam. 46 yaşında. Türkiye'de çalışması var mı ablamın? Türkiye'de yok. Yani yurt dışında 91-96 arası çalışmışlığı var. 91-96. Ne zaman gitti oraya? Bir. Ne zaman gitti yengen Belçika'ya? Belçika doğumlu. Tamam. Hemen hesaplayacağım. 91-96 arasında çalışma. Evet. Ablam 72'li, 90'da 18'e basmış oluyor. 92 Ahmet 96'da döndü mü ablam? Hala orada mısınız? Biz yurt dışındayız. Şu an Belçika'dasınız. Evet. Normal arama yapıyorlar. Normal arama yapmayın. Cevap veremem. Alınırsınız arkadaşlar. Lütfen WhatsApp üzerinden sorularınızı yönlendirin. Ona göre bir yol çizelim. Yazın bize, evet, biz sorularınızı cevaplayalım. Evet. 90. Ablamın 18'e bastığı tarih 90. Şu an hala orada. Doğru mu abi? Evet, burada, evet. Tamam. 46 yaşında. Normal prosedürü anlatacağım. Sonra SSK üzerinden olursa ne olacağını anlayacaksınız. Evet. Bakın, normalde 20 yıllık borçlanma yapan biri şu anda 53 yaşını bekleyecek bayan. Ve normal prosedürü anlatıyorum. Biraz sonra SSK üzerinden olanı anlatacağım. Evet. 53 yaşında emekli olur, 20 yıllık süre ödemek zorunda. 20 yıl 7200 gün yapar, 156.000 TL para yatırıp 53 yaşını beklemesi lazım. Şimdi SSK üzerinden işi bilen bir uzman tarafından emekli edilirse ödeyeceği 155.000 lirayı kaç paraya düşüreceğiz? Ondan sonra tabii bu 155'i öderse alacağı maaş 1400 lira civarı bir rakam. Bakın, hanımefendinin ödeyeceği rakamı hemen hesaplıyorum. 6. aydan önce başvuru yaparsak 156 bin liradan 116 bin liraya düşüreceğiz. 53 yaş yerine şu anda direkt emekli olacak. 46 yaşında. Yani tam 7 yıl önce emekli olacak. Bakın, 7 yıl emekli maaşından bahsediyorum. Ve maaşımızı 1600-1700 TL yapacağız. Tamam mı? Evet.
Evet. O... Şu an ev hanımı yengem Belçika'da durup bu aylığı da almaya devam edebilir. Tamam mı? Bunu size nasıl ulaşabiliriz? Abi yarın saat 10.30'da kızlardan termin alın. 1.30'dan sonra bana ulaşın. Tamam? Bu telefon sizin değil mi? Aynen öyle. Ha bu aradanız 431'li numara bizim ofisimizin numarası. Buraya yönlendirmeleri istediğin zaman o numaradan bize ulaşabilirsiniz. Oldu. İnşallah ben yarın ararım. Hadi selamun aleyküm. Evet, sorularımız devam ediyor. Normal aramalara cevap veremiyorum. Sırayla sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Evet, ben Atilla Almanya'dan demiş. Almanya'dan, Alman vatandaşıyım, yaşım 41, Türkiye'den borçlanarak emekli olabilir miyim? Şimdi Alman vatandaşlarının çoğu 2000'de Alman vatandaşlığına geçti. Yani beyefendinin, Atilla Bey için söylüyorum, muhtemelen 17 yıl önce TC vatandaş, Alman vatandaşlığına geçmiş oldu. Ve yılları yetmeyecek, abinin emekli olma ihtimali yok gibi gözüküyor. Ama yarın 1.30'da ararsa ayrıntıları konuşuruz. Lütfen WhatsApp üzerinden de arama yapmayın. Diğer gurbetçimize de engel oluyorsunuz. Evet, selamun aleyküm Erdem Bey. Erdem oğlumun ismi. Alo, telefonumuz varmış, bağlayalım. Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Hasan Ali Yavuz ben. Hasan Bey, nereden arıyorsunuz? Avusturya Viyana. Kaçıncı Viyana'sın? 16. 160 bin. 16'da. Çok güzel. Çok gelip giderim Avusturya'ya. Avusturya Viyana'dan arıyorum. 10. Viyana'ya gelirim. 16. Viyana'da. 16. Viyana'dasın. Ama gurbetçinin en yoğun olduğu yer mekanı 10. Viyana. Doğru mu? Anlayamadım. Gurbetçinin en yoğun olduğu yer ya da buluşma mekanı 10. Viyana çoğunlukla. 10. Viyana, 20. Viyana, 16. Viyana doğru, tespitleriniz doğru. Doğru. Ben 18 yıldır devamlı gelip giderim Avusturya. Abi kendi emekliliğin mi Hasan abi, yengenin emekliliği mi? Ben inşallah düşünüyorum. 1982 10. ayda Türkiye'de sigorta başlangıcım var. Tamam. Hasan abi soy ismini bir alayım, ben de not alayım ki hatırlayayım. Tamam. Hasan Ali Yavuz. Hasan Ali Yavuz. Hasan abi memleket evet. Nerede? Adapazarı Karasu Yuvaldere asıl doğduğum yer. Hasan Ali Yavuz. Ama Düzce'de ikamet ediyorum. Düzce neresi? Gümüşova. Gümüşova'nın Yıldızsepe köyü. Benim hanım tarafından da Düzce ile alakamız var. Şimdi Hasan abi kaç doğumlusun? Onu bir alabilir miyim? 30-10-1961. 61, yani şu anda 57 yaşındasın. Avusturya'da mahallen emeklilik var mı, çalışıyor musun? Çalışıyorum. 1982. 1991'de geldim, Ağustos ayında. 82 doğumlu, 82'de sigortan var demiştin abi. Türkiye'de 2480 günüm var. Kaç günü? 2480. 2480, çok güzel. Çalışmaya devam ediyorsun. TC vatandaşı mısın? Avustralya vatandaşıyım. Ne zaman geçtin? 2000 yılında. 99 sonu. 96'da mı orada işe başladın? 91'de. 91'de Avusturya'da işe başlama. Çok güzel. Abi çalışmaya devam ediyorsun. Seni 3600'e tamamlayacağız. Vaktim çok kısa. Gene bana dönersin. Ben ayrıntıları hesaplarım. 3600'e tamamlayacağız. 60 yaşını garantileyeceğiz. Maaşı 1800 lira yapacağız. Borçlanma kaldırılmadan. Buraya kadar anlayabildin mi abi? Sen zaten çalışmaya devam ediyorsun. Şunu da söyleyeyim. Televizyon programlarında çalışmaya devam ederek aylık alırsınız. Yok mini jobda aylık alırsınız. Yok 400 euroya kadar. Yok 450 euroya kadar. Emekli maaşı bağlandıktan sonra bir euro çalışamazsınız arkadaşlar. Bakın Türkiye'de emekli maaşı bağlandıktan sonra bir euro karşılığı çalışamazsınız yurt dışında. Bakın kesinlikle bu tip insanlara inanmayın. Ne çalışabilirsin, ne sosyal yardım alabilirsin. Ama abim için emeklilik şartlarını yerine getireceğiz. 60'ı sabitleyeceğiz. Zaten çalışmaya devam ettiği için abi emekli aylığı alamayacak. Doğru mu Hasan abi? Doğru. Yalnızca şunu sormak isterim. Ben 1982'den sigortalı olduğumdan dolayı bana yaş vurmadı. Siz bana 60'ı söylediniz. İlk kanun 85'te çıkardı Özal. Ben o kanundan etkilenmiyorum. Yani ben şu anda bildiğim kadarıyla ben Türkiye'ye dönsem
eksik olan sigortamı yatırsam emekli olabiliyorum. Hayır, yani maaş alamazsın. Avusturya'ya çalışmaya devam ettiğin sürece maaş alamazsın. Süremiz doldu. Tamam. Benim cep numaramdan ben beni arayanlara... Görüştüm, onlar bize dönecekler. O zaman ayrıları konuşuruz. Tabii. Benim numaramdan bana dönerseniz, deftere kaydettiğimi söylerseniz yardımcı olacağım. WhatsApp'tan arayanlar da yarın 1:30'da bütün sorularını cevaplayacağım. Bize dönebilirler. Gurbetçimize, programımıza takip ettiği için, bize sorularını yönlendirdiği için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Haftaya aynı saatte gurbetçilerimizin sorularını cevaplamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.